Bugün bu şarjlı spot lambayı tamir edeceğim. Normalde böyle bir şeyi tamir etmem. Hani LED'ler var artık. Bunlar hem çok enerji harcıyor hem ağır. Ama sahibi tamir etmemi istedi. O yüzden ben de bakacağım. Muhtemelen zaten aküsü bitmiş. Onu değiştireceğiz. Bu halojen ampuller çok fazla akım çekiyor. O yüzden muhtemelen içinde büyük bir tane akü var. Vidaları açmakla işe başlayalım. Şurada bir tutan bir şey daha var. Bir de buna bakayım. Şurada bir şey var. Muhtemelen bunların altına bir şey gizlediler. Bunda bir şey görünmüyor. Bir de öbür tarafa bakayım. Evet, bunun altında bir tane vida var.
Bayağı da ağır, içinde kurşun akü var muhtemelen. Şu noktadan bir de bu noktadan kontaklar var. Daha evvel sanki biri açmış kapamış gibi. Evet, işte akümüz. Burada nominal şarj voltajları yazıyor. 1,6 amperden daha az akımla şarj etmek lazım. Standby'de ve sürekli kullanımda şarj voltajlarını yazmış. Yani sabit voltajda şarj edilebiliyor. Pek hayat yok gibi. Bir süre bir sabit voltajda şarj etmeye çalışayım, bakayım bir şarj olacak mı? Beş saat kadar şarj ettim. Bakalım ne durumdayız. Hala 6 volt olamamış. Akım verebiliyor mu? Bir de onu deneyelim. Şöyle bir tane 6 voltluk lamba mesela. Yok, yakmıyor. Kısa devre bile yok bu gördüğünüz gibi. Kısa devre akımı da yok. Anlaşılan bu akü ölmüş. İşte birkaç miliamper ancak verebiliyor. Normalde bu ölçü aletini havaya uçurur bu akünün akımı. Tamamen bitmiş. O zaman bu aküyü atacağız artık. Bir tane yenisini ısmarlayacağım. Yenisi gelince de videoya devam edeceğim. Evet, yeni akü geldi. Tamamen aynı özelliklerde gibi görünüyor. Boyutu da aynı. Bu kapalı kurşun asit aküler oldukça yüksek akımlar verebiliyor. Zaten lambadaki halojen ampulü de ancak bunlar yakabilir. Baktım ben, bir miktar şarjı var zaten. Bir takalım bakalım, deneyelim ampulü yakabilecek miyiz? Yerine tam oturdu. Şu da arkadaki şarj girişinin oynamasını engelliyor. Buradan bastırıp. Normal 6 voltluk akümüz. Hatta şarjı var gibi görünüyor. Şuradan bakarsak ortası artı olması lazım. Öyle bir adaptör bağlanacak. Evet, tahmin ediyorum sahibinde bunun adaptörü var. O yüzden ben adaptör yapmakla uğraşmayacağım.
Kenarını da şu bantla tutturayım. Hani sonradan aküyü tekrar değiştirmek kolay olsun gerekirse. Şu krokodilli kablolarla bir deneyelim önce. Ampul olduğu için hani artısı eksi önemli değil zaten. Biraz zayıf mı yanıyor ne? Bakın bunun neden olduğunu size söyleyeyim. Yani bu krokodilli kablolara sakın güvenmeyin. Bunlar doğru dürüst akım taşıyamıyorlar. Yani yüksek akımlarda resmen direnç etkisi yaratıyorlar. O yüzden bunlarla böyle yüksek akımlı işleri yapmamaya çalışın. Sizi yanıltabilir. Bakın şimdi bir tanesini çıkardım. Öbürünü kenara değdireceğim. Bakın biraz daha parlak yandı. Şimdi öbür krokodilden de kurtulduktan sonra muhtemelen tam güçle yanacaktır lamba. Yani diyeceğim o ki bu krokodil kablolara güvenmeyin. Yüksek akımlarda sıkıntı yaratıyorlar. Burada da bir anahtar mekanizması var. İşte o kolu döndürdüğünüz zaman şunları birbirine bağlıyor ve kolun üstündeki anahtar da çalışıyor. İşte bakın bunun kenarlarında kontak noktaları var. Döndüğü zaman yani kol doğru yere geldiği zaman lamba yanabiliyor üstündeki anahtar sayesinde. Kol yan dururken yanmıyor. Ya da doğru pozisyonda olmadığı zaman yanmıyor. Öyle de bir enteresan yapı kurmuşlar. Sadece kolun iki pozisyonunda lamba yanabiliyor. Yani ya böyle duracak ya da ters duracak. Parçayı da yerine koyalım. Gördüğünüz gibi gayet parlak yanıyor çünkü kendi kabloları buna göre yapılmış, yüksek akım taşıyabiliyorlar. Dediğim gibi bunu iyice sıkmam gerekecek ki o kontaklar değsin.
Yani ya bu pozisyonda yanıyor. Ya da bu pozisyonda yanıyor. Gördüğünüz gibi iki pozisyonda da rahatça yanıp sönüyor. Burayı da tekrar bir bantla sabitleyeceğim. Kırılmış burası çünkü. Burası da adaptör girişi. Bu cihazın kendi adaptörü var. Artık o kullanılacak. Ben buradan 6 voltla şarj ediyorum tabii ki. Şarjlı bir lambanın akü değiştirme işlemini tamamladık. Basit bir tamir oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere.